16 Nisan 2024 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu hafta sohbetimiz Fütuhat-ı Mekkiye 18. cilt 363. sayfadan tavsiyeler bölümünden devam ediyoruz. İnşallah. Peygamber tavsiyesi. Hazreti Peygamber Ebu Hureyre'ye tavsiyede bulunurken şöyle demiştir. Ey Ebu Hureyre, öyle bir kavmin yolunu takip etmelisin ki insanlar ürktüklerinde onlar ürkmezler. İnsanlar cehennemden eman talep ettiklerinde cehennemden korkmazlar. Ebu Hureyre şöyle demiş. Ey Allah'ın peygamberi, onlar kimdir? Bana onları tarif et, özelliklerini söyle ki kendilerini tanıyayım. Hazreti Peygamber şöyle demiş. Ahir zamanda ümmetimden gelecek ve kıyamet günü peygamberlerle beraber diriltilecek bir kavimden söz ediyorum. İnsanlar onların hallerini görünce peygamber olduklarını zannederler. En sonunda ben onlara söz konusu insanları tanıtırım ve benim ümmetim, benim ümmetim derim. Benim sözlerimle insanlar onların peygamber olmadıklarını öğrenir. Onlar da şimşek gibi ve rüzgar gibi geçerlerken nurları orada bulunanların gözlerini perdeler. Şöyle dedim. Ey Allah'ın peygamberi! Bana onların amellerini söyle. Belki ben de onlara katılırım. Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Bu kavim zor bir yol takip etmiş, böylelikle peygamberlerin derecesine katılmış kimselerdir. Onlar Allah kendilerini doyurmuşken açlığı tokluğa tercih etmişlerdir. Allah kendilerini giydirdikten sonra çıplaklığı giyinmeye tercih etmişlerdir. Allah onları içirdikten sonra susuzluğu suya yeğlemişlerdir. Onlar Allah katındakini umarak bütün bu nimetleri terk etmiş, hesabından korkarak helali terk etmiş, bedenleriyle dünyadayken dünyadan herhangi bir işle meşgul olmamışlardır. Melekler onların Rablerine itaatleri karşısında şaşırmışlardır. Onlara ne mutlu, onlara ne mutlu. Allah'ın bizi bir araya getirmesini isterim. Sonra Hazreti Peygamber o insanları özleyerek ağlamış, şöyle demiştir. Allah yeryüzündekilere bir azap murat ettiğinde onlara bakar. Azabı kendilerinden uzaklaştırır. Ey Ebu Hureyre! Onların yolunu takip etmen gerekir. Onların yoluna aykırı davranan son derece şiddetli bir hesap içerisinde bitap düşer. Bir tanıdığımıza içinde bir takım şiirlerin bulunduğu bir tavsiye mektubu yazmıştım. O şiirlerde onun insanlığını kemale erdirmek maksadıyla onu teşvik ediyordum. Evet, burada bir şiiri var. Rauh ve Rauhan olunca sen aralarında bir insan olursun. Allah sana suretini vermiş, yaratıklar içinde Rahman ol diye. Onun suretini elde eden insan varlığa geleni ve olmuş olanı elde etmiş. Gaybde bulunan sırlar, anın meydana getirdiği sırlar. Yaratan birini davet edince, ihsan edince olarak davet eder onu. Salihlerden birisi bir insana şöyle tavsiyede bulunmuş. Hakimlere çok soru sor. Onlara soracağın ilk şey de akıl olsun. Her şey akılla idrak edilir. Allah'a hizmet etmek istediğinde kime hizmet edeceğini düşün. Sonra hizmet et. İbrahim el-Ahmimi Zünnun'dan tavsiyede bulunmasını istemiş. Bu tavsiyeleri de ezberleyeceğini bildirmiş. Zünnun şöyle demiş. Gerçekten yapabilir misin? İbrahim, evet Allah izin verirse deyince Zünnun şöyle demiş. Ey İbrahim! Benden 5 tavsiyeyi ezberle. Onları ezberlersen bundan sonra sana isabet edecek hiçbir şeye değer verme. İbrahim,
Allah sana merhamet etsin, o beş şey nedir diye sorunca Zünnun şöyle demiştir. Yoksulluğa bağrını aç, sabrı yastık edin, şehvetlerden yüz çevir, hevaya karşı çık, bütün işlerinde Allah'a yönel. Bunları yapınca Allah sana şükür, rıza, korku, ümit ve sabır hallerini kazandırır. Bu beş özellik ise beş tane daha kazandırır. Bilgi, amel, farzları yerine getirmek, haramlardan kaçmak ve sözleri tutmak. Bu beş hale beş şeyle ulaşılır. Derin bilgi, tam marifet, yetkin hikmet, etkin bir basiret, korkan bir nefs. Beş şeyle imtihan edilen kişiye yazıklar olsun. Mahrumiyet, günah, başarısızlık, Allah'ın gazap ettiği hususta nefsi beğenmek, insanları rahatsız etmek. Kötülerin kötüsü ise beş fiildir. Kötü ve çirkin fiil, nahoş amel, günahlarla sırttaki ağır yük, Allah'ın sevmediği hususlarda insanlar hakkında tecessüs, nahoş bulacağı işlerle Allah'ın karşısına çıkmak. Şu beş özelliğini ihlasla yapan ve onları birleştirene ne mutlu, ne mutlu. Bilgisi ile ameli, sevgisi ile öfkesi, vermesi ile alması, konuşması ile susması, fiili ile sözü. Ey İbrahim, bilmelisin ki helalin yönleri beştir. Dürüst ticaret, faydalı sanat, kara ve deniz avcılığı, helal miras, razı olduğun bir yerden gelen hediye. Bütün dünya beş şeyin dışında lüzumsuzdur. Evet, birçok hikmeti, hakikati hep beş temeline dayandırarak izah etmiş, ifade etmiş. En nihayetinde şunu söylüyor. Bütün dünya beş şeyin dışında lüzumsuzdur. Bunlar seni doyuracak ekmek, içirecek su, seni örtecek elbise, yerleşeceğin ev, kullanacağın bilgi. Bunun dışında dünya lüzumsuzdur diyor. Bu beş şeyin dışında. Onlara beş şeyin daha eşlik etmesi gerekir. İhlas, niyet, tevfik, hakka uymak, temiz, helal ve yiyecek ve giyecek. Rahatlık beş şeydedir. Kötü arkadaşları terk. Dünyaya karşı zahitlik. Susmak. İnsanların seni görmediği bir yerde yaptığın itaatten tat almak. Allah'ın kullarını değersiz görmemek. Öyle ki Allah'a karşı günah işleyenleri bile değersiz ve hakir görmezsin. Bunları yerine getirince beş şey senden düşer. Riyakarlık, tartışma, kavga, süslenme, makam sevgisi. Himmet beş şeyde cem olur ve toplanır. Allah'ın dışındaki bütün ilgileri kesmek, hesaba çekileceğin bütün hazları terk etmek, düşmandan ve arkadaştan sıkılmak, yani zahitlik, zahit olmak, onlardan uzak durmak, halin hafifliği ve biriktirmeyi terk. Ey İbrahim, beş şeyi daha aklında tutmalısın. Kaybolan nimet, gelecek bela, kesin olan ölüm, öldürücü fitne, sabit olduktan sonra kayan ayak. Ey İbrahim, bu tavsiyeler kafidir. Onlara göre davranırsan yeterlidir. Bu konuda Ebul Utahiyye şu şiiri yazmıştır. Ben beni görene aidim. Ben dostumu görürüm, o da beni. Bir an bile sahip olduğumu görmem. Görülmeyenin mekanı benim mekanım. Ölünceye kadar rızkım var benim. Herkes gayret etse de düşmanlık edemezler bana. Yardımı Allah'tan istesen,
falana, falana, falana karşı. Mal helalinden olmalıdır. Araz, veç ve lisan için. Yoksulluk üzerinde kapının bulunduğu zillet, kapının anahtarı acizlik ve sığınma. Benim rızkım Allah'a ait. Allah onu ihsan eder bana. Allah her zaman yüce. Onun yücelikte bir ortağı yok. Yaratıklarına ihsanlarını lütfetmiş. Ondan başka herkes fani. Ya Rab, zamandan ağlamadık. Ancak bir zaman hakkında ağladık. Hazreti Ömer'in tavsiyeleri. Ömer İbnül Hattab şöyle der. İnsanlara kalbinde olandan daha çok huşu gösteren insan nifak üzere nifak izhar etmiştir. Yani kalbinde mevcut bulunandan daha fazla insana gösteriş yapıyor. Huşu gösterirse diyor, nifak üzere nifak izhar etmiştir diyor. Hazreti Peygamber'den gelen bir vasiyet ve tavsiyede Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Herhangi bir eksiklik olmaksızın tevazu gösterene ne mutlu. Miskinliğe varmaksızın nefsi hakkında zelil davranana ne mutlu. Günaha harcamaksızın topladığı malı harcayana ne mutlu. Anlayış ve hikmet sahipleriyle oturup kalkan, yoksul ve miskinlere merhamet edene ne mutlu. Kazancı helal, ahlakı düzgün, görünen yönü keremli, kötülüğü ve şerri insanlara ulaşmayan kimseye ne mutlu. Bilgisine göre amel eden, malının fazlasını verip de sözünün fazlasını kendine tutana ne mutlu. Fudayl bin İyaz'ın müminlerin emirine tavsiyeleri. Bize aktarıldığına göre müminlerin emiri Harun Reşit yanında Fadıl bin Rebi olduğu halde hac yapmıştı. Rebi şöyle anlatır. Müminlerin emiri benim yanıma geldi. Ben de koşarak ona doğru gittim ve şöyle dedim. Ey müminlerin emiri, bana haber gönderseydin hemen gelirdim. O da şöyle dedi. Yazık sana. İçimden geçen oydu. Kendisine bir şeyler soracağım birini bul bana. Ben de Süfyan bin Uyeyne buradadır deyince halife bizi ona götür dedi. Yanına vardık, kapısını çaldık. Kim o diye sordu. Müminlerin emiri denilince ona hemen icabet edeyim diyerek şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, bana elçi gönderseydin ben gelirdim. Bunun üzerine Harun er-Reşid ona Allah sana merhamet etsin. Sen bizim geliş sebebimizle ilgilen dedi. Bir süre onunla sohbet etti. Sonra şöyle dedi. Borcun var mı? O da evet diye cevap verince halife borcunu öde dedi. Yanından çıktığımızda şöyle dedi. Arkadaşım bana hiçbir fayda vermedi. Soru soracağım birini bul bana. Ben de Abdurrezzak var dedim. Müminlerin emiri orada bir fayda elde edememiş o şahıstan. Şimdi Abdurrezzak var dedim. Yanına gittiğimizde Süfyan ile yaşananların aynısı onunla yaşanınca halife şöyle dedi. Arkadaşın bana bir fayda vermedi. Bana kendisine soru soracağım birini bul. Ben de şöyle dedim. Fudayl bin İyaz var. Ona gidebiliriz. Harun, bizi ona götür dedi. Gittiğimizde Fudayl, Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti tekrarlayarak namaz kılıyordu. Bana kapıyı çal dedi. Ben de çaldım. Fudayl, kim o diye sordu. Ben de müminlerin emirine kapıyı aç diye cevap verdim. Fudayl, benim müminlerin emiriyle işim olmaz deyince ben de Subhanallah, müminlerin emirine itaat etmen gerekmez mi dedim. Sözüm üzerine aşağıya indi. Kapıyı açtı, odaya doğru çıktı. Lambayı söndürdü, evin köşelerinden birisine çekildi. Biz de içeri girdik. Ellerimizle onu aramaya başladık. Müminlerin emiri benden önce kendisine ulaştı ve şöyle dedi. Ey adam! Ne kadar yumuşak bir avucum var. Yarın Allah'ın azabından kurtulmuş olurlar inşallah. Ben de içimden bu gece takva sahibi biriyle konuşacağız dedim. Şöyle dedi. Bizim geliş sebebimizi dinlersen Allah sana merhamet etsin. Bunun üzerine Fudayl halifeye şöyle dedi. Ömer bin Abdülaziz halifelik görevini üstlendiğinde Salim bin Abdullah, Muhammed bin Kab, El-Kurazi, Reca bin Hayat'ı çağırıp onlara şöyle demiş.
bir belaya duçar kaldım. Benimle bu hususta istişare ediniz. Demek ki halife, halifelik görevini bela addetmişken sen ve arkadaşların ise onu nimet saydınız. Salim bin Abdullah kendisine şöyle demiş. Allah'ın azabından kurtulmak istersen dünyaya karşı oruçlu ol, iftarın ise ölüm olsun. Muhammed bin Kab şöyle demiş. Allah'ın azabından kurtulmak istersen Müslümanların büyüğü senin nezdinde baban, orta yaşlısı kardeşin, küçüğü de evladın mesabesinde olsun. Babana saygı göster, kardeşine ikramda bulun, evladına şefkat göster. Reca bin Hayat ise şöyle demiş. Yarın Allah'ın azabından kurtulmak istersen kendin için istediğini Müslümanlar için iste. Kendin için istemediğini onlar için de isteme. Bundan sonra dilersen öl. Harun, ben de sana bunları söylerim. Senin adına ayakların kaydığı o gündeki en çetin ve şiddetli korkudan endişe ederim. Sana böyle tavsiyede bulunacak biri mahiyetinde var mı? Harun bayılacak şekilde ağlamaya başladı. Ben, müminlerin emrine karşı yumuşak ol deyince Huday, sen ve arkadaşların onu öldürüyorsunuz. Ben de şefkat gösteriyorum dedi. Yani hakikatleri söylüyorum. Bu da şefkat göstermek demek diyor. Harun Reşit ayılınca şöyle dedi. Allah sana merhamet eylesin. Bana daha çok tavsiyede bulun. Fudayl devam etti. Ey müminlerin emiri. Bana ulaştığına göre Ömer bin Abdülaziz'in bir zekat toplayıcısı kendisine şikayette bulunarak şöyle yazmış. Kardeşim, sana cehennemliklerin ateşte geçen uzun uykusuzluklarını hatırlatırım. Orada ebedi kalırlar. Allah katından herhangi bir şey seni uzaklaştırmasın ve sana yüz çevirtmesin. Allah'ın mertebesi umudunu bağladığın yer olsun. Mektubu okuduğunda sanki bütün şehirler dürüldü de Ömer bin Abdülaziz'in yanına geldi. Ona şöyle dedi. Seni çıkartan nedir? Şöyle cevap verdi. Kalbim senin mektubunla kendinden geçti. Allah'a kavuşuncaya kadar bir daha yönetici olmam. Bunun üzerine Harun ağlamaya başlamış. Sonra şöyle demiş. Allah sana merhamet etsin. Bana daha tavsiyede bulun. Fudayl şöyle demiş. Ey müminlerin emiri. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle sormuş. Ey Allah'ın peygamberi. Beni komutan olarak görevlendir. Hazreti Peygamber şöyle demiş. Komutanlık, kıyamet günü pişmanlık ve hasret demektir. Gücün yeterse komutan olma. Harun tekrar ağlamaya başlamış. Sonra Allah sana merhamet etsin, bana tavsiyede bulun demiş. Fudayl devam etmiş. Ey güzel yüzlü insan, sen kıyamet günü Allah'ın yaratıklarının hesabını soracağı birisisin. Gücün varsa bu güzel yüzü korumaya çalış. Kalbinde yönettiklerinden birisi hakkında kin varken sabahlama veya akşamlama. Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Müminlere kindar olarak sabahlayan cennet kokusu duyamaz. Harun ağlamış, sonra şöyle demiş. Borcun var mı? Fudayl, evet, Rabbime bir borcum var diye cevap vermiş. Sonra eklemiş. Rabbim o borcun hesabını bana sormadı. Lakin sorarsa vay bana vay. O borç nedeniyle beni hesaba çekerse yazık bana. Delilimi bana sorarsa yazık bana. Harun şöyle demiş. Ben kullara borcum var mı diye soruyorum. Fudayl cevap vermiş. Bana Rabbim öyle bir emir vermedi. Allah şöyle der. Allah rızık verendir. Harun şöyle dedi. Şu 100 dinarı al, ailene harca, ibadetini yaparken kuvvetini yerine getirecek gıda alırsın. Fudayl şöyle dedi. Sübhanallah, ben sana kurtuluş yolunu gösteriyorum. Sen bana böyle karşılık veriyorsun. Allah sana selamet versin. Seni başarıya erdirsin. Sonra sustu ve bir daha bizimle konuşmadı. Fudayl'ın yanından çıktık. Kapıya geldiğimizde Harun bize şöyle dedi. Bir daha size bir adam sorarsam bana böyle birisini gösterin. Bu adam müminlerin efendisidir. Eşlerinden biri yanıma gelmiş, şöyle demiş. Be adam,
İçinde bulunduğumuz darlığı ve sıkıntıyı görmüyor musun? Halifenin verdiği malı kabul etmiş olsaydın sıkıntıdan kurtulurduk. Fudayl şöyle cevap vermiş. İkimizin durumu şöyle bir kavme benziyor. Bir katırları var, katırın kazancından yerler. Yaşlandığında onu keserler, bu kez etini yerler. Harun bu sözü işittiğinde şöyle dedi. İçeri girelim, belki malı kabul eder. Fudayl bunu öğrenince dışarı çıktı, odanın kapısında yere oturdu. Harun geldi, onun yanına oturdu. Konuşmaya başladı. O ise cevap vermiyordu. Biz bu haldeyken zenci bir cariye çıkıp şöyle dedi. Ey adam, ihtiyara pek eziyet ettin bu gece. Bu söz üzerine ihtiyar ayrıldı, biz de oradan ayrıldık. Bir adam Zünnun el-Mısri'ye şöyle demiş. Bana doğruluk ve marifet yolunu göster. Zünnun cevap vermiş. Kardeşim, bulunduğun hal üzere Allah'ın karşısında doğru ve dürüst ol. Haldeki doğruluk kitap ve sünnete uymaktır. Yükselmediğin bir makama yükselmiş gibi davranma. Yoksa ayağın kayar. Gördüğün bir şeyi terk etmekten sakın. Şefkatli ve samimi bir tavsiye. Senin için en tercihe şayan ve en sevimli iş Allah'ın farz kıldığı hükümleri yerine getirmek ve yasaklamış olduğu işlerden sakınmak olmalıdır. Çünkü kendisiyle Allah'a ibadet ettiğin farz işler senin kendin için tercih edip onun farz kılmadığı iyilik amellerinden üstündür. Halbuki sen o amellerin senin için maksada daha ulaştırıcı olduklarını zannedersin. Söz konusu amellere devam edene misal olarak yoksulluk, az mal ve benzeri hususlarla nefsini terbiye edeni verebiliriz. Kula layık olan ve yaraşan her zaman Allah'ın farz kıldığı işleri gözetmektir. Böylece farzları hakkıyla yerine getirerek onun sınırlarını tam olarak riayet ederken yasaklarını gözetip gerekli şekilde onlardan uzak durur. Kulları Rablerine ibadetten uzaklaştırıp imanın ve ibadetlerin tadını alamayışlarının bir sebebi vardır. Bu sayede onlar sıdkın ve doğruluğun hakikatlerine ulaşamamış, kalpleriyle ahireti düşünmek arasında perdeler oluşmuş, Allah'ın ahirette velilerine hazırladığı nimet ve düşmanları için hazırladığı azaptan perdelenmişlerdir. Halbuki perdelenme olmasaydı adeta onlar gibi olurlar ve nimet ve azabı müşahede ederlerdi. İşte onları bütün bunlardan alıkoyan Allah'ın kalplerine, kulaklarına, gözlerine, dillerine, ellerine, ayaklarına, midelerine ve cinsel organlarına farz kıldığı hükümler karşısındaki gevşeklikleridir. Evet, Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimiz 8 organı saydı burada, değil mi? Bunların hepsinden hesaba çekilecek. Bunlardaki gevşekliktir diyor insanın buradaki zafiyeti. Bütün bunlara vakıf olup hükümlerini sağlamca yerine getirseler, iyilik onlara nüfuz eder ve hakim olur, bedenleri ile kalpleri Allah'ın iyilik ve ikramlarını taşımaktan aciz kalırdı. Fakat erkek ve kadınların çoğu günahları değersiz görmüş, onlara karşı gevşek davranmış, eksiklerini ihmal etmiş, dünyada doğru ve dürüst olanların sevabının hazzından mahrum kalmışlardır. Binaenaleyh, söyleyip yapmadığın işler nedeniyle Allah'tan mağfiret dilemelisin. Söyleyip de yapmadığın işler nedeniyle. Başka bir tavsiye. Abdullah el-Mugayir, Batı Endülüs'teki İşbiliye'nin beldelerinden Leble'de yaşamış büyük bir adamdı. Onun Allah yoluna girmesinin sebebi şuydu. Muvahhidler Leble'ye girdiklerinde bir kadın önüne atılarak şöyle demiş. Beni İşbiliye'ye götür. Bu kavmin elinden beni kurtar. Kadını yanına almış, dışarı çıkartmış. Zalim ve zorba adamlardan birisi olan Abdullah son derece güzel ve alımlı biri olan kadınla baş başa kalmış. Nefsi kendisini kadınla olmaya zorlamış. Bunun üzerine Abdullah kendi kendine şöyle demiş. Ey nefsim, bu kadın senin elinde bir emanet. Emanete hıyanet etmek istemiyorum. Böyle bir davranış emanetin sahibine vefakarlık sayılamaz. Nefsi onu zorlamış ve mutlaka o işi yapması için ısrar etmiş. Nefsinin kendisini yoldan çıkarmasından korkunca
bir taş almış ve cinsel organının altına koymuş. Sonra bir taş daha almış ve üzerine koymuş ve iki taş arasında onu sıkıştırmış ve sonra şöyle demiş. Ey nefsim, bir tarafta ateş, bir tarafta ayıp. Zamanın büyüklerinden birisi gelmiş, hac etmek üzere oradan geçiyormuş. Sonra ölünceye kadar İskenderiye'de kalmış. Ben kendisine yetiştim fakat karşılaşmadım. Ebul Hasan el İşbili bana şöyle demişti. Abdullah el Mugavir bana tavsiyede bulunarak şöyle dedi. Ey Ebu Hasan, sana 5 şeyi tavsiye eder, 5 şeyden uzak durmanı isterim. Yaratılmışların eziyetlerine tahammül etmeni, onlara eziyet etmemeni tavsiye ederim. Kardeşlerini rahata çıkartmanı tavsiye ederim. Bir dil değil, kulak olmanı tavsiye ederim. Yani konuşmaktan ziyade dinlemeyi. Yani konuşmaktan daha çok dinlemelisin. 5.'si de kendine davrandığın gibi insanlara davranmanı tavsiye ederim. Kadınlarla oturup kalkmaktan, dünyayı sevmekten, başkanlığı sevmekten, iddia sahibi olmak ve Allah adamları hakkında ileri geri konuşmaktan da uzak kalmanı tavsiye ederim. Diğer bir tavsiye, İbn-i Mervan el-Maliki'nin birlikte oturmakla ilgili sözlerini bize aktaran bir bilgi şöyle demiştir. İbn-i Ebi Dünya demiştir ki, Muhammed bin Hüseyin'in şöyle dediğini duydum. Bir hakim diğer bir hakime bana tavsiyede bulun deyince o da şöyle karşılık vermiş. Himmetini Allah'a tahsis et, günahın ölçüsünce üzül. Öyle üzülenler vardır ki onun hüznü ebedi mutluluğa işarettir. Öyle sevinenler vardır ki bu sevinme ebedi bedbahtlığa götürür. Nebevi tavsiye. Ebu Derda'nın hadisinden bize aktarılmıştır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Ölmeden önce tövbe ediniz. Başka bir meşguliyet çıkmadan önce salih amelleri süratle yerine getiriniz. Rabbinizle aranızdaki bağı koparmayın. Böyle yaparsanız saadete erersiniz. Çok sadaka verin. Rızık bulursunuz. İyiliği emredin ki kazanç elde edesiniz. Kötülüğü engelleyin ki yardıma mazhar olursunuz. Ey insanlar! Sizin en akıllınız, ölümü en çok hatırlayanınız, en arifiniz ise ölüme en çok hazırlanandır. Aklın alametlerinden birisi, aldanış ve gaflet yerlerinden uzaklaşmak, ebedilik yurduna yönelmek, kabirleri ziyaret, diriliş günü için hazırlanmaktır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle tavsiyesi olmuş. Birisi şu şiiri okumuştu. Yeryüzünün sırtındayken zaman mühlet vermişti bize. Hayat, yurt ve vatan bir araya getirmişti bizi. Sonra zaman tasarruflarıyla beraberliği bitirdi. Şimdi yeryüzü kefenlenmiş bir halde içinde saklar bizi. Başka bir tavsiye. Harem bölgesinde Cürhemi Amr bin Lihye demiştir ki Allah şöyle buyurur. Allah yeryüzünde zulüm ile zulüm peşinde koşana şiddetle azap eder. İbn Abbas bu nedenle Taif'e yerleşmişti. Hazreti Peygamber'in şöyle dediği aktarılır. Mekke'de yemek biriktirmek, orada taşkınlık yapmaktır. Cürhemi Amr bin Lihye'ye şöyle tavsiye etmiştir. Ey Amr, Mekke'de zalim olma. Orası harem şehir. At kavmine bir sor. Nerede onlar? Orada bütün yaratıklar dokunulmazdır. Amalik kabilesinde de kabilesinde bir sor. Onlar orada yaşamışlardı ya. Evet, burada haremde daha hassas, daha dikkatli olmak gerektiğini günahlara karşı beyan etmiş oluyor. Diğer tavsiye. Zünnun'un bir gence tavsiyelerde bulunurken şunları söylemiştir. Delikanlı, kendin için melamet silahını beline tak ve zulmü kovarak nefsinin arzularını törpüle. Böyle yaparsan yarın selamet elbisesini kuşanırsın. Onu eman bahçesine hapset. İman farzlarının sıkıntılarını nefsine tattır.
Öyle yaparsan cennet nimetlerini kazanırsın. Sabır kasesini yudumla. Fakirlik üzere melameti yurt edin. İşin tamam olana kadar böyle devam et. Bu tavsiyeler üzerine genç şöyle demiş. Hangi nefs buna dayanabilir ki? Zünnun cevap vermiş. Sürekli aç kalarak sabreden, karanlığın elbiseleri içerisinde düşünen nefs buna dayanabilir. Hiçbir şart ve kayıt olmaksızın dünyayı satarak ahirete alan nefs dayanabilir. Darlık ve sıkıntı ruhbanlığının zırhını üzerine geçirmiş, karanlıklara, felakın aydınlığına sürmüş bir nefs dayanabilir. Hal böyleyken sıkıntılar vadisinde sülük eden ve hazları terk ederek kendisine hakim olmuş bir nefs hakkında zannın nedir? O gözünü ahirete çevirmiş, hakikati görmüş, günahlardan kendini çekip almış, hayatta kalabilecek miktardaki besinle yetinmiş, arzu ve hevanın askerlerini yenmiş, karanlıkların dalgaları içerisinde bir çiçek gibi ortaya çıkmış bir nefistir. Binaenaleyh o, hasret kadehiyle sarhoş olmuş, dalgaların içerisinde izzetine varmak üzere yola koyulmuştur. Kuşkusuz geçim araçları tükenmiş, sıkıntılarla yüz yüze gelmiştir. Böyle bir nefs, gelecek gün için hazırlanan bir nefistir. Bütün bunlar ise El-Hay ve El-Kayyum'un muvaffak kılmasıyla gerçekleşir. Zünnun, kardeşi Kifil'e tavsiyede bulunurken şöyle demiş. Kardeşim, hayırla nitelenen ve hayrı tavsif eden birisi olma. Nebevi tavsiyeler. Muhammed bin Kasım Fas şehrinde bize bir söz aktarırken şöyle demiştir. Hibetullah bin Mesud bize aktarmış ve şöyle demiştir. Bize Muhammed bin Berekat aktararak şöyle demiştir. Bize Muhammed bin Selamet bin Cafer aktararak şöyle demiştir. Hibetullah bin İbrahim el-Havlani Ali bin Hüseyin bin Bündar'dan aktararak şöyle demiştir. İsmail bin Ahmet bin Ebu Hazim bize aktararak şöyle demiştir. Ebu Sena Amr bin Haşim bize aktararak şöyle demiştir. Süleyman bin Ebi Kerime Muhammed bin Amr'dan, o da Ebu Seleme'den, o ise Ebu Hureyre'den aktararak onun şöyle dediğini söylemiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre! Seninle komşuluk yapanla iyi komşuluk yap ki elinden ve dilinden emin olunan Müslüman olasın. Seninle arkadaşlık yapanla iyi arkadaşlık yap ki mümin olasın. Allah'ın farzlarını yerine getir ki abid olasın. Allah'ın taksimine rıza göster ki zahid olasın. Diğer bir tavsiye, nazım şeklinde yazılmış, hikmetli ve öğüt içeren bir tavsiyesinde Ebul Utahiye şöyle der. En hayırlı hazine senin ulaştığın hayır. En kötü söz ise gereksiz ve fuzuli söz. Bilmelisin ki kişi dilinin ülkesinde, ölüm orada onun yolunu bekler. Neyin çokluğu insana yeterli olur ki? Azı yeterli olmayan bir şeyin çoğu yeterli olabilir mi ki? Kabir insanların döşeği, orada dost dostundan ayrılır. Dünyada azık olarak takva azığını edin. Orada herkes bir misafir. Yakında yola çıkacak. Temennileri al. Sayı bakımından bir değeri yok. Temenniler kendiliğiyle gelirler sana. Zamanın hadiseleri bir lugaz. Güçleri sana gelir. Seni sürükler. Bunlardan birisi de divanında yer alan şu şiiriydi. Ademoğlu pek çok şeyi bilmediği için eksik. Onun gelişi ve gidişi takdir edilmiş. Nefsin seni aldatır dünyayı severek. Ölüm hak, beka kolay. Dünyaya aldanma, dünyadaki her şey değersiz, keşke bilseydin. Ey dünyanın sakini, dünyanın çiçeği nedir ki? Gün be gün solan bir şey. Sana ulaşan zenginliğe bir sor. Tatmin olmazsan yoksul kalırsın. Ey başkası için çok mal toplayan kişi. Günahın azı da büyüktür. Elinde hadiselere karşı bir kuvvet var mı? Veya senin üzerinde bir kefen. Kabre vardığında ne diyeceksin? Münker ve nekir sorunca nasıl cevap verirsin? Diğer tavsiye. Birisi şöyle demiştir. Üstadıma insanlar arasından kiminle sohbet edeyim? Kiminle sükunet bulayım? Diye sorunca şöyle dedi. Allah'ın senin hakkında bildiğini kendisinden saklaman gerekmediği bir kişiyle sohbet etmelisin.
Zahirin insanlara, batının Allah'a ait olsun. İnsanlara en güzel şekilde davran. Başka bir tavsiye. Yöneticilik yapmış birisinden aktarılmıştır. Bir seyyah şöyle demiş. Bir seyahatte Şam civarındaydım. Bir nehre vardım. Ona Altın Nehri denilirdi. Nehrin civarındaki köylerinden birisinde bir manastır gördüm. Manastırda bir rahip vardı. Ona "Ey rahip" diye çağırdım. Cevap vermedi. İkinci kez "Ey rahip, cevap ver" dedim. Yine cevap vermedi. Üçüncü kez "Ey rahip, bana cevap ver" deyince, başka bir rivayette üçüncü kez "Ey Rabbani" diye çağırdım. Dışarı çıktı. Beni gördü. "İhtiyacın nedir? Ne istiyorsun?" dedi. Ben de "Bana fayda verecek şekilde öğüt ve tavsiyede bulun" dedim. Rahip şöyle dedi. Dünyayı mı terk ettin?" "Evet" dedim. Şöyle dedi. "Yemeğini ye, sus, nefsini hasta et, çünkü sen öleceksin. Ölümsüz el hayyın önünde bulunacağını hatırla." Sonra şu şiiri okudu. "Kanaatkar olsaydık yeterdi bize. Ey vatanımız, pek az bir şey. Senin verdiğin nimetler pek az, belaların ise çok. Kabir yok edici, sen kabirlerde yürüme. Kendinle iftihar edip durma, kendini eleştiren basiretli." Seyyah şöyle dedi. "Yanından ayrıldım, gece uyudum, sabah olunca yanına gittim ve "Ey rahip, bu hikmetli cümlelerden daha fazla söyle" dedim. Şöyle dedi. "Elinle kazandığından ye, alın teri döktüğün besinlerden beslen. Yakinin zayıf olursa Rabbinden iste, Rabbin seni zengin eder." Sonra şu şiiri okudu. "Kıyamet saati yaklaştı artık. Yeryüzü öyle sarsılacak ki bir söyleyen ve isteyen olmalı. O gün sorar yeryüzüne ne oluyor diye. Yeryüzü Rabbinin haberlerini ihbar eder. Rabbin de hiç kuşkusuz ilham eder ona. Yeryüzü o gün parçalanır. Yaşlılar ve gençler daha da yaşlanır. İnsanlar içmeden sarhoş görünür. Nefs ise kendini korkutan işleri görür. Nefis önceden yaptıklarını hazırlanmış görür. Zerre bile olsa miskal tanesi kadar. Günahlarım benim belam, çare yok. Haşırda onları taşıyacaksın. Kadir hükümdar hesaba çeker seni. Ya nefsin aleyhine ya da lehine amellerin." Şöyle devam etti. "Rahibin yanından ayrıldım, gece uyudum. Sabah olduğunda tekrar kendisini ziyaret ettim ve şöyle bağırdım. "Ey rahip, o hikmet cümlelerinden daha fazla istiyorum." Rahip şöyle dedi. "Farzları yerine getir, kıyamet gününü hatırla, kimseden yardım veya borç isteme." Sonra şu şiirleri okudu. "Dünyayı terk edip ona karşı buğz niyeti taşırsan, senin terkin isyan maksatlıdır, gerçekte hüküm verdiğinde. Ey yüzü parlak kişi, tövbeye niyetlenirsen, senin dünya ile ömrün yarışır durur. Ölümden sonra sakin kalman şart, sütün ağırlığı toprağın altında seni razı kılar. Her türlü suçun bulunduğu bir kitap verir, kıyamet korkularına ve arz gününe şahitlik eder. Gece karanlıklarında Allah'a itaat etmek üzere ibadette kalkmalısın. Belki kızdırdığını razı edebilirsin." Adam şöyle dedi. "Rahibin yanından ayrıldım, gece uyudum, sabah olduğunda tekrar kendisini ziyaret ettim. Ey rahip, hikmet cümlelerinden daha fazla istiyorum" dedim. Rahip şöyle dedi. "Ey adam, Rabbime ibadetten beni alıkoydun." Bu söz üzerine vedalaşmak maksadıyla kalktığımda bana şöyle dedi. "Sabır ekmeğin olsun, fakirlikten ayrılma." Sonra da şu şiiri okudu. "Doğruluk yoluna yönelince, fesada ısrarlı olunca, gündüz oyun ve eğlenceyle aldanırsın. Gecende ise uykudan usanmazsın. Kullara zulmetme sakın, kullara zulmeden daha zararlı bir şey yok. Gıdanı hazırla, yolculuğun var senin. Tek başına uzak sefere çıkacaksın. Azığın elzem olanlar olsun. Hiç kuşkusuz ölüm kulların varış yeri. Bir kavme misafir olmak mutlu eder seni. Azıkları var onların, senin azığın yok iken. Allah ehli içinden nefsine karşı samimi ve ihlaslı davranan yolun alimlerinden birisinden aktarılmıştır. Allah'ın huzurunda belli bir makamı olduğunu bilen insanın
dünyadaki fiilleri hakkında az ve değersiz olanın çok ve kıymetli olana tesir etmemesini Allah'tan dilemesi gerekir. Bunun yanı sıra ilahi kurallara ve ibadetteki ciddiyete karşı eksiklik ve ihmal göstermemeyi dilemelidir. Söz konusu insan bilhassa sağlam, muhkem bilgi ve idrak delilleriyle aklının aşılanmasıyla Allah'ın teyit ettiği birisi olunca cahillerin hayrete düştüğü gaflet karanlıklarında kendisini başıboş dolaştırmamasını ondan talep etmelidir. Bu özellikteki kimseler kimselere şaşılır ve hayret edilir. Onlar Allah'a itaat etmekten uzaklaşıp ondan başkasıyla ünsiyet etmiş, dünyaya yönelmiş, onun halleriyle hallenmiş, afetlerine maruz kalmışlardır. Buna mukabil dünya onlara sadece ibadet hususunda gevşeklik kazandırmışken onlar dünyaya ikramları arttırmış ve saygı göstermişlerdir. Bazıları ise uykudan uyanmış, boynundan bağlar ve zincirleri çıkartmış, kalbinden ise kir ve pas elbisesini çıkarıp atmıştır. Kardeşim, sana karşı en samimi ve ihlaslı olan kişi, bulunduğun durumdan maksada taşıyan, sana yolculuğu tavsiye eden, senin adına acak, ecek, umarım, belki de, olacak gibi gelecek zaman eklerini ve edatlarını uygun görmeyen kişidir. Ben bu kiplerin ve eklerin sahibine sadece hüsran ve pişmanlık getirdiğini gördüm. Allah ehli acak, ecek, ekine, kararlılık ve azim, ihmale ve ertelemeye hemen başlamakla karşı koymuşlardır. Hiç kuşkusuz sizin için yol aydınlanmıştır. Yardım istenilen mürşit ve delil Allah'tır. Diğer tavsiye, Allah ehlinden birisine kulun şehvetini dindirmek için bulabileceği en iyi yardımcının ne olduğu sorulmuş. O da şöyle demiş. Gündüz oruç tutmak, gece ibadet etmek, şehvetleri azaltmak, onları görmezden gelmek, nefsin şehvetleri hatırlatmasına imkan vermemek, şehveti teskinde yardım eder. Bunun üzerine şöyle denilmiş. Bir adam gündüz oruç tutuyor, gece ibadet ediyor, şehvetlerine uymuyor, bununla birlikte nefsinde hareket ve zorlama görüyor. Yani oruç tuttuğu halde, ibadet ettiği halde, şehvetine de uymadığı halde yine de nefsinde bir kuvvet var. Bir şehvet hali görüyor. Aziz Allah Celle Celaluhu. Bunun durumu nedir? Allah ehlinden olan kişi şöyle demiş. Bu durum onda daha önceden bulunan şehvetin fazlalığı ve ifratından kaynaklanır. Yani bütün bunları yaptıysa da yine şehvet fazlalığı varsa demek ki onun tabiatında bir şehvet fazlalığından kaynaklanır. Öyle bir insan gücü ölçüsünce şehvetine yardımcı olacak vesileleri kesip koparmalı. Nefsini hüzün ve gamla engellemeli. Ölümü hatırlayarak, ecelin yaklaştığını düşünerek, arzuları kısaltarak şehvetin otoritesini kırmalı ve kalbini başka işlerle meşgul etmelidir. Sen de nefsinden şehvetleri kes kopar. Seni gözeteni murakaba et, seni hesaba çekecek olana itaatte ısrarlı ve devamlı ol. Doğru yola ulaştırmasını Allah'tan dileriz. Bizi her türlü darlıktan çıkartacak olan O'dur. Allah güçlüdür ve şefkatlidir. Hatırda kalan bir tavsiyede şöyle der. Alimlerden birisi şöyle demiştir. Kadere bel bağlayan rahata erer. Halini tahsih eden rahata erer. Yaklaşmaya çalışan yaklaşır. Kalbini arındırmaya çalışanın kalbi arınır. Tevekkül edene güven verilir. Kendisini ilgilendirmeyen bir işte kendini zorlayan, kendini ilgilendireni yitirir. Birisine şöyle sorulmuş. Kul cennete neyle ulaşır? Şöyle cevap vermiş. Hilenin bulunmadığı istikamet, unutmanın bulunmadığı içtihat, gizlide ve açıkta Allah'ı murakabe,
hazırlanarak ölümü beklemek, hesaba çekilmezden önce nefsi hesaba çekmekle cennete ulaşılır. Korkan bir arif ol, tavsif eden arif olma. Makam ve rızkını çoğaltmak maksadıyla nefsinin tarafını tutarak Rabbine hasım olma. Aksine kendi nefsine karşı Rabbinin yanında bulun. Kendi aleyhinde olma. Kimseye küçümsemek veya hafife almak gözüyle bakma. Bir müşrik bile olsa böyle davranma ve kendi akıbetinden endişe ederek belki bir gün marifetin senden alınır ve o müşrike verilir diye endişe ederek davran. Zünnun şöyle demiş. Nıpti'den Allah'a sığının. Kelimenin Kıpti'nin Arapçalaşmış hali olduğu söylenmiştir. Bu tavsiye yararlı ve garip bir tavsiyedir. Zünnun bunu tecrübe ederek şöyle demiştir. Bu konuda da bir hikayesi vardır. Zünnun el-Mısri şöyle der. Dendare denilen bir yerde şöyle bir yazı gördüm. Azat edilmiş kölelerden, yeni yetme gençlerden, köleleştirilmiş askerlerden, Araplaşmış Kıptilerden uzak durunuz. Bu rivayeti bize Yunus bin Yahya el-Abbas 599 senesinde Rükn-i Yemani civarında Ebu Bekir bin Abdülbaki'den, o da Ebu Fadl bin Ahmet'ten, o da Ahmet bin Abdullah'tan, o da Muhammed bin İbrahim'den aktararak şöyle demiştir. Abdülhakim bin Ahmet bin Selam'ın şöyle dediğini duydum. Zünnun'un bu hikayeyi aktardığını işittim. Peki. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar. Allahümme gfirli velivaldeyye velilmü'minine velmü'minati el ahyayi minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi nima uliga vel hatimi nima sebega nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin, salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti emma yesifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.